Günaydın arkadaşlarım. Günaydın. Saat 7.30. Babamı yolcu etmeye gidiyoruz. 8'e çeyrek kala otobüsü var. Duydun Baba, mu şeyi? şapkanı tak. Saçın Duydun. ıslak. Duydun mu şeyi? Neyi? Şarj aletini mi? Ha. Koydum, koydum baba. Koydum. Bir yolcu edelim bakalım. 10 dakikamız var. Haydi bakalım. Geçmiş. Evet arkadaşlarım. Haftaya gelecek gene babam Allah izin verirse. Allah izin verir. İnşallah. Bugün çarşamba günü olduğu için köyden de araba olduğu için köye rahatça çıkarım kızım dedi. Biz de bir şey diyemedik. Şartlar bunu gerektirdi yani. Haydi bakalım Ali Beyciğim de indi erkenden. Geç baba. Kuş cıvıltılır. Ver bana çantanı sen. Otogara geldik. Otobüsten aradılar arkadaşlarım. İleride ışıkları yanan otobüs. Geliyor musunuz diye. Haydi baba gel. Geldik bakalım. Ali de arabayı park edecek. Önceden otogarın içine giriliyordu. Şimdi girilmiyor. Bir yolcu edelim bakalım babam. Çok kısa sürdü baba misafirliğin ya. Ne? Kısa sürdü misafirliğin. Olsun. Şimdi geleceğim yine ya ablacığım. İnşallah baba inşallah. Gideyim kızım ben diyor. İneğe diyor yardım ederim. Ahıra yardım ederim annene diyor. Ne diyeyim? Onların da bir yardım düzeni ederim var. Yardım ederim hocam asa. Anladın mı? Ne olsa olsun. Bir hafta. Ya az var. Az değil ki. Bir hafta ne yapacağım burada diyor. Az ha, değil ha. Doğru. Bir hafta ne yapacağım burada? İneğe yardım ederim. Annene yardım ederim diyor işte. Efendim. Tamam Ali. Neye oyalanacağım ben şimdi? Evet. Gidiyor. Önde boşlu da bayan yeri orası. Aha. Hayırlısıyla gitsin bakalım. Hayırlısıyla da gelsin inşallah. Allah'a emanet. Rabbim sağlıkla kavuşmayı nasip etsin yine. Amin, amin. İnşallah. Hadi Allah kavuştursun Ali Bey. Amin amin. Gönderdik arkadaşlarım. Şimdi ama zor yetiştik değil mi? Zor yetiştik. Ama çeyrek kala dediler. Çeyrek kala yoldan buradayız. Ya, yoldan gelen arabaya erken geleceğim. Ya evet, yoldan değil. Gelen arabaya da Ali. Yok. Sağ, şimdi, 7.30 derse 7.30'da geleceksin. Kural nedir? 7.30 derse 7.30'da değil. Bu kalkış saati bu. Tamam saat çeyrek var. Benim çeyrek kalı kalkış saati. E işte. Tamam kalktı. 15 dakika öncesinden geleceksin. Gelmiyorum 15 dakika önceden. Allah Allah. Anca yetiştim. Ne yapayım? Saat şu an çeyrek var. Otobüs kalkış saati de çeyrek kalaydı. Ay darladı beni. Neyse haydi. Ay, beni eve götürsün bari. Cezalı. Beni eve at hadi. Sen beni işe at. Benim arabayla işim yok ki bugün. Olmasın. Çarşıya çıkmam herhalde. Neyse. Anlaşça o dolmuş da gideyim olmadı. Ben bir evime gideyim arkadaşlar. Evimize gideyim. Evime demeyeyim bencilce oldu. Evimize gideyim. Çok güzel bir gün geçirelim inşallah. Rabbim güzel bir gün geçirmeyi Aynen nasip etsin. Ha? Ali Bey koltuklarına bakacağım mı derken dalga geçiyor sandım. Koltukçunun oradan geçiyor. Bakalım. Oo. Nasıl güzel oldu. Nasıl güzel oldu. Bugün gelecek. Bakalım. Adam işçiliğini konuşturdu Ali. Ayakları da yeni ayakları mı takmış? Evet. Yeni ayakları takmış. Yeni ayakları %50 ki. Yeni ayak onlar. %50 mi? Değil mi? Neyse gelince evet, göreceğiz. Değil ama böyle düz müydü inişi? Tabii tabii. Vallahi paketlenmiş, poşetlenmiş eve gelmeye hazır. Kolları zaten bizde takacaklardı.
Neyse haydi gidelim haydi. İşe geç kalacaksın. Vallahi. Çok güzel oldu. Teşekkürü Ali Bey'e borç bilirim. Güle güle canım benim. Güle güle. Haydi eve. Güzel arkadaşlarım. Yatıp saatlerce uyumak istiyorum. Çok yorgunum. Dün çok yoruldum. Eve gelince de yoruldum. Duramadım da böyle lahmacun çekti canım diye. Ama gerçekten çok yorgunum yani. Bilmiyorum kaçta gelecek koltuklar da. Onların da yer değiştirmesi lazım. Balkon koltuklarını yerine geçirmem lazım. Silmem, süpürmem, temizlemem lazım. Lazım da lazım. Haydi geldim. Arkadaşlarım tekrardan hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Eski usul patates kızartmasına dönüş yaptım. An itibariyle sabahtan itibaren yaptım arkadaşlar. Şöyle patatesimizi hemen alıyorum. Şöyle sabahleyin babama da patates kızarttım. Ali işte beraber güzel bir kahvaltı yaptılar. Sonra babamı eve getirdikten sonra ben bir güzel uyudum arkadaşlar. Uyumak zorundaydım gerçekten. Kendimi çok yorgun ve bitkin hissediyordum. Güne enerjik başlayabilmem için uyumak zorundaydım. Yani güne enerjiyle devam edebilmek için. Bugün koltuklarımız da gelecek biliyorsunuz. Saat 4 gibi gelecek. Şimdi kahvaltımızı yapacağız. Sonrasında koltuklar için salonu falan ayarlayacağız. Balkona şeyi alacağız. Balkon takımını yerine alacağız. Bugün iş çok yani anlayacağınız güzel arkadaşlarım. Kahvaltı soframı da hazırladım. Şu karnımızı bir doyuralım. Ali Beyciğim de öğle arası uğradı. Şimdi hep beraber kahvaltı yapacağız. Çayımı da demledim. Cansucuğum da Reyhancığıma bilgi veriyor. Kedilerle alakalı görüşme yapıyorlar. Şöyle selam söyle Cansucuğum. Şöyle kaşar, domates, zeytin, peynir, patates, çay bardaklarımızı da çıkardım böyle. O zaman bize afiyet olsun güzel arkadaşlarım. Afiyet olsun Rabbim bereket versin. Rabbim olmayanlara da versin. Hemen kahvaltımızı yapalım. Çaylarımızı içelim. Ve kahvaltı sonrası balkon düzenini sağladık arkadaşlarım. Ali Beyciğim de yardıma geldi sağ olsun. Şöyle halamdan da böyle bir çiçek getirmiştim. Bodur kılıç çiçeğim artık. Ne deniyor bilmiyorum. Çok seviyorum bunu. Yanlardan sürekli yavru patlatıyor. Bakın şurada gördüğünüz gibi. Her neyse şimdi konumuz çiçek değil. Balkon takımımızı yerine aldık. Burası tamam arkadaşlarım. Ali Beyciğim şimdi buralarda yardımcı oluyor. Hoş geldiniz Ali Beyciğim. Nasılsınız? İyiyiz canım iyiyiz. Sen nasılsın? Görüşmeyelim. 6 aydır yerleşemiyoruz. 6 aydır. Heh. Temizliğimi de yapayım. Şimdi salondan çıkması gereken her şeyi ve en son şu yatağımızı kaldırıyoruz arkadaşlar. Kırlentlerimizi falan kaldıralım. Minnoşumuzu da kaldıralım. Kız! Lokum! Anneciğim! Nasıl yankı yapıyor ses? Ne yapıyorsun annem ya? Ne yapıyorsun annem ya? Yeni koltuklar gelecek. Heyecanlı mısın? Ha, inşallah tırnak takmazsınız minnoşum. İnşallah bakalım. Şurayı bir kaldıralım. Halımızı falan kaldıralım. Üzüm. Kalsın. Ne halı mı? Yani halıyı. Yok yıkamaya gidecek kocacığım o. Hangisi gidecek? Bu. Ne zaman kirli yani 3 gündür bir yerde. Hayır kirli zaten 3 gündür değil de. Bunu yıkatıp da oraya koyduk yani. Ama hayır. Kirli. Evet. Kirli koyduk Ali. Yıkatıp da koyduk oraya. Lekeli ya lekeli. Yıkatıp koysak lekeli olur mu? İlk serdiğimde lekeliydi ya. Taşınırken böyle getirmişiz biz bunu. Allah ne yapacak da. Ali Beyciğim götürsün. Yardım edeyim mi? Ağır mı? Yok. Büyük koymuşlar içine. Ha? Ağır mı? Ya o yatar mı akşamları kızım? Valla babam gelmese buraya ne sürtmüş Ali? Kirlenmiş şu ha, o zaman bir sileriz de kaldırırız. Babam gelmese yatağın ortaya çıkacağı yoktu. İyi de oldu. Babam evine de gitti. Kavuştu anacığıma. Annem de öyle diyor. Diyor ki anacığım sağ olun kızım. Ne dedi Cansu? Kocamanım. Ha kocamanımı gönderdiğiniz için sağ olun dedi. Allah razı olsun dedi. Babam da anlatıyormuş şimdi. Aradı da annem. Kızım diyor doktor ne sordu da baban cevap veremedi diyor. Psikoloğa gittik ya böyle kelimeler hatırlaması için kelimeler falan sormuştu işte. Aklında tut amca bunları sana daha sonradan soracağım falan demişti. Valla bazı sorularına ben bile düşündüm yani böyle uzun uzun. Neyse bakalım şimdi şu halımızı kaldıralım. Bir süpürelim üstten. Şimdi hiç silme süpürme öyle yapasım yok açıkçası. Koridordaki halıyı da kaldıracağım.
Çünkü şimdi girilecek, çıkılacak, ayaklar basılacak. Ondan sonra süpürürüz, sileriz, hallederiz bakalım arkadaşlarım. Şu halıyı da bir kaldıralım, kenara götürelim. Yeni halımız da burada kenarda bekliyor. Şöyle halısıyla falan bir bütünlük sağlasın. Nasıl olacak bir bakacağız, hep beraber göreceğiz. Güzel olacak, çok güzel olacak diye düşünüyorum. Ve koltuklarımız geldi. Gelmiş, Ali Bey öyle diyor. Evet. Şimdi minnoşları da odaya kapatmamız lazım. Bir güzel streç filme sarmışlar her şeyi. Açalım bakalım. Haydi karşılayalım. İlk olarak kollar geliyor arkadaşlar. İki tanesini içeriye aldık. Geldi mi diğeri de? Bakalım nasıl duracak. Biz kenara. Şöyle. Güzel. Üçlümüz geldi. Bembeyaz görünüyor arkadaşlarım. Bakar mısınız? Beyaz rengi fark edene güzel oldu. Duvarlar aynı işte. Duvardan da beyaz. Duvardan açık renk. Duvardan açık renk. Ama ışıktan öyle görünüyor. Üstündeki biraz şey de var. Kızım streç çıkınca daha da beyaz görünüyor. Bak. Hayır ama bak bu bayağı beyaz ışık yansıtıyor ya. Önce bu kadar beyaz olmuyor. Herkes elinde bezle gezecek arkadaşlarım. Aa, çok güzel oldu ama. Güzel. Berjerlerimiz de geldi arkadaşlar. Ali Beyciğim şimdi paketinden açıyor. Yüzüm. Sana koltuk aldık. Sümüş gel. Hadi. Çık bakalım hangisine çıkacaksın. Ha? Dokundu. Dokusuna baktı. Annem. Koltuğumuz eve mi gelmiş? O değil diyor ya. Ha? Orada yeni bir şey. Lokum. Kızım. Ama lokumun rengi uydu. Evet, evet. Çık kızım bak yukarı. Dur bakalım, az dur bakalım. Çık çık. Gel lokum. Gel kız. Ha? Senin rengin çok yakışacak bu koltuğa. Evet, hiç kırlenta gerek yok. Ha? Lokum. Kırlenta tadı. Minnoşlarımız bir keşif yapsın. Yandırdı. Niye? Üzüm de yakıştı ama şimdi. Üzümü bir açtı. Üzümün tüylerini temizleyeceğiz artık. Lokumun belli olmaz da. Yavrularım, yavrularım. Tırnakları yerler gitti. Evet, artık tırnak yok. Bütün emeklere gitti. Tırnak yok, tamam mı lokum? Ne yapıyor bunlar Cansu? Analiz. Paylaşıyor. Ben de mi yemeyeyim? Karşı koltuk benim diyor. Şöyle göstereyim arkadaşlarım. Berjerimiz böyle. Bu berjerimiz böyle. Ali Bey'in gördüğünüz şöyle, gibi. Şöyle renk renk kartelamız da burada arkadaşlar. Renk seçeceğiz. Sence nasıl Ali Beyciğim? Ben beğendim şahsen ama. Ha. Kediler ne yapar renk? Kirlendiği zaman ben elime bez almam Melis. Makineyi alırsın kocacığım. Ben makineyle yasak dedi sen. Ya ustamız makineyle temizlemezseniz iyi olur dedi ama. Gerçekten. Evet. Nasıl? Hani kumaşı öldürürsünüz dedi. Sen zaten 2 yıl gidiyor kumaş Deniz. Ay hiç güleceğim yoktu. Ben ne zaman 2 yılda bir koltuk kumaşı değiştirdim? Bu işte 2 yıl. 26 yıldır ilk. Nasıl? Yok, değiştirme değil.
koltuğu 2 yıl oldu alalı. Evet. Kumaş değiştirdin. Evet. Eskisi de sürekli makineyle yıkandı zaten. Evet. Üzüm hangisini tercih edin? Lokumcuğum hangisini? Annem, yeni koltuklarımız kızım. Yeni koltuklarımız. Şimdi arkadaşlarım bir güzel süpürelim, silelim. Şöyle bir de uzaktan göstereyim abi, size. Süpürelim, silelim, temiz halımızı serelim. Hadi, beyaz halıyı çıkar. Yani telefonda daha beyaz görünüyor arkadaşlarım. Birazcık daha ne gibi Cansucuğum rengi? Ne öyle? Duvardan açık, ben duvarın rengi gibi olur dedim ama. Ben de öyle düşünüyordum ama. Hatta sen dedin duvar daha açık dedin. Demedim kocacığım. Yok, bu tavanla bir oldu yani. Olsun. Şimdi halımızı serince tam bir bütünlük sağlayacak. Aydınlık oldu, ferah oldu. Herkes elinde ıslak mendille, sabunlu beziyle gezer artık. Üzümün yattığı yerlerden yani mutlaka bir süpürgeyle geçmemiz lazım. Çok güzel oldu ya. Gerçekten hani böyle Chester modeline döndü arkadaşlarım. Ustalarımız da gitti. Usta geziyor ya. Annem ya. Büyümeleri sayıyor. Şimdi evimizi süpürdük, sildik. Ali Beyciğim yattı. Birazcık hasta oluyor gibi. Az kıssana televizyonun sesini. Minnoşlarıyla beraber yatıyor buralarda. Evimiz süpürüldü, silindi arkadaşlarım. Şimdi halımızı şuradan. Ali Beyciğim hemen odaya el attı. Her zaman olduğu gibi. Elifciğim de geldi arkadaşlarım. Temiz temiz halımızı da serelim bakalım. Bıçağa ihtiyacın var mı? Yırt yırt, dışından yırt. Hadi. Ben de yırtma, diğer halıyı da içine koy. Şu televizyonu bir kapatalım mı Cansucuğum? Bantlamış mı? Ha, bantlı beli. Üzüm, gel çocuğum. Üzüm olmasa biz ne yaparız, ne yaparız? Gel üzüm. Poşeti alsana kızım, alsana. Yardıma geleyim mi Ali? Yok, şu şeyini alayım ben zumbayı. Şöyle çek bakalım. Evet. Bak, halıyı serince daha da bir şey olacak demedim mi? Hayır, oldu. Şöyle gösterelim arkadaşlarım. Halımızı da serdik. Şöyle yakından da bir çekeyim. Halı küçük göründü gözüme. Evet. Şey, çok büyük bir halı değil ki zaten. Aslında zaten mimarın önerisine göre halı mutlaka koltukların ön ayaklarının altına girecek kadar büyük olması gerekiyormuş. O mimarlar halı kaldırıp çırpmıyor. Bizim kültürümüzde hep çırpma olduğu için ben çırpmıyorum ama eskiden beridir bu şekilde yaptığımız için. Gelmiş kızım, şimdi şöyle göstereyim arkadaşlarım, bakın. Şu işçiliği bir görün. Yani önceki halini biliyorsunuz. Şöyle kapitoneli, kollarında fitil vardı, fitilleri iptal ettik. Sonrasında dedik ki, yani ben dedim, aslına bakarsanız ustam dedim, bu arkasını böyle kapitoneli yapsak, düğmeli yapsak nasıl olur dedim. Olur abla dedi, her türlü işçiliği gayet güzel bir şekilde yaptı gördüğünüz gibi. Kırlentlerin rengine de karar verdik arkadaşlarım, onları da en kısa zamanda diktireceğiz. Üçlümüz de burada böyle gördüğünüz gibi işte. Lokum Hanım da burada böyle. Gayet sevdi. Elifçim de geldi dediğim gibi. Halının poşetini kaldırıyor. Minnoşlarımız da sevdi. Vallahi birazcık rengi açık oldu. Açık düştü. Ama bir ton koyusu da koyu olacaktı. Getirsene bebişim kartelayı. Daha önceden bu bercerimiz çok daha yüksek duruyordu arkadaşlar ve beni çok rahatsız ediyordu. Böyle salonun ortasında çok yüksek kalıyordu ama şu an tam bir böyle bütünlük sağladı gibi oldu. Ve şey arkadaşlar, herhalde bu kumaş kirlenmiş. Biz biraz da bunun rengine aldandık. Koysana diğerinin üstüne. Çünkü o daha koyu duruyor ve bizim sipariş ettiğimiz daha açık duruyor. Bakın. Bak Cansucuğum, gördün mü? Yani ben hatta şunun bir ton koyusunu istemiştim. Bayağı beyaz. Işığı niye şey yaptın? Kapattın ki. Aç Elifciğim. Bak aradaki farkı görüyor musunuz? Evet. Evet. Işte. Yani bu şey de kirlenmiş. O yüzden birazcık aldandık gibi oldu ama olsun. Yine de güzel oldu, çok şükür öyle. Allah'a. Yani halıyla beraber daha güzel bir bütünlük sağladı gibi düşünüyorum. Ama dediğim gibi şey işte, kartela daha koyu arkadaşlar. Hani kirlenmiş, o yüzden birazcık aldattı bizi gibi oldu.
Hani birebir aynısı olmadı yani. Seçtiğimiz rengi ben aslında diyordum ki size, bir ton güzel oldu. Bir ton açığı oldu. Hani benim istediğim rengim bir ton açığı oldu diyordum. Döşenip gelen daha da açık oldu. Öyle yani. Rabbim sağlıkla kullanıp eskitmeyi nasip eylesin. Yenisini almayı nasip eylesin. Allah'ım isteyen herkese de almayı nasip eylesin. Şimdi akşam yemeğini bir aradan çıkaralım. Biz karnımızı doyuralım. Bir de maliyetini söyleyecektim size. Arkadaşlarım toplamda 17.000 TL'ye yaptırdık. Cemil Ustam gerçekten fabrika çıkışı gibi yaptı gördüğünüz gibi. Gerçekten hani şey diye soran arkadaşlarım da var. Yeni almak mı yoksa kaplatmak mı diyen arkadaşlarım da var. Eğer ustanıza güveniyorsanız, hani eğer şekil değiştirecekseniz, aynısını kaplatmayacaksanız, ustanıza güveniyorsanız yaptırabilirsiniz. Tavsiye ederim. Çünkü şu an 17 bin liraya koltuk takımı alamazsınız. Ama hani değişiklik yaptıracağım falan diyorsanız ustanızla güzel bir şekilde konuşup hasbihal edip ona göre karar vermek lazım. Ben gayet memnun kaldım Cemil Ustam'dan. Eli kolu ağrımasın. Hemen adresini de söyleyeyim size. İmam Hatip'in arka tarafında. Osmanlı Kahvecisi miydi orası Cansu'cum? Osmanlı Kahveci. Ne diye geçiyor orası? Osmanlı Kahvecisi. Osmanlı Kahvecisi diye bir kafe var. Onun arka tarafında kalıyor arkadaşlarım. Oraya Osmanlı Kahvecisi'nin oraya gittiğiniz zaman hemen... Ama Bafra yani. Bafra'da hemen arka tarafına gittiğinizde zaten tabelasını görürsünüz. Öyle yani, biz çok memnun kaldık. Reklam değil, ben memnun kaldığım için sizlere de tavsiye ediyorum. Soran arkadaşlarım vardı, maliyetini soran arkadaşlarım vardı. Öyle. Giderseniz Cemil Ustam'a da benden bir selam söyleyin. Şimdi biz bir akşam yemeği olayını falan aradan çıkaralım. Güzel arkadaşlarım, akşam yemeği olayını da aradan çıkardık. Ne yaptık? Koca bir tencere makarna yaptık. Mercimek çorbam da vardı. Ali Beyciğim hasta oluyor. Ben de hasta oluyorum arkadaşlar. Öyle bir başım ağrıyor ki, bu böyle grip olma baş ağrısı gibi. Hani bir eve girdi mi her yerden geçiyor, herkesten geçiyor ya bu hastalık. İnşallah hani ilerlemez. Ben de hemen ilaca başlayacağım. Ali Beyciğim başladı. Arkadaşlarım, bir iki parça bir şeyim kaldı. Bulaşık makinesini çalıştırmışlar bizimkiler. Sağ olsunlar. Elimden tutuyorlar. Evi de bir güzel süpürdük, sildik. Salonumuzu düzenledik. Gördünüz sizler de. Yorumlarınızı tabii ki bekliyorum. Kıymetli yorumlarınızı. Kızlar da bizim... Ay anne, kokulu böcek gelmiş eve. Babamla mı geldi acaba? Bak, tripodda kokulu böcek. Aslı sen alsana. Ay çok şaşırdım şu an. Köydeki böceklerden gelmiş. Ooo, tripodda geziyor. Babamın kıyafetiyle gelmiştir köyden. Başka nasıl gelecek? Kızlar işte koltuğu sordular arkadaşlarım. Gel bakayım. Hah, geriye düştüm. Gel. Basın üzerine peçeteyi. Uçuyor, uçabiliyor. Ha, uçuyor evet. Ha, uçtu. Ha, üzüm görmesin. Uçtu. Tamam alınma. Ya şey, Reyhancığım dedi, Yeliz'cim hani koltukları bakmaya geleceğiz biz dedi. Buyurun gelin Reyhancığım dedim ben de. Hayırlı olsun falan dediler işte gruptan öyle. Kızı Sena bizim bu tarafta arkadaşına gelmiş. Onu almaya geleceğiz Yeliz'cim, size de uğrayacağız müsaitsen dedi. Buyurun gelin Reyhancığım dedim. Diğer arkadaşlarıma da yazdım gruba. Dedim kızlar, Reyhan geliyor, siz niye gelmeyeceksiniz? Siz de buyurun gelin. Çayımızı kahvemizi beraber içeriz dedim. Şimdi çay suyunu ocağa koydum. O çorba tenceremi bir boşaltacağım. Ondan sonra o tenceremi de yıkarım. Şöyle kenara koyarım. Çayımızı demlerim. Bakalım kimler gelecek. Ben gruba yazdım ama kim gelecek kim gelmeyecek haberim yok. Neyse bakalım. Yeliz bacımıza kolay gelsin. Şuraları bir halletsin. Tezgahını toplasın. Zaten bir iki tencerem var. Ondan sonra misafirlerimizi karşılarız. Şimdi Caner'cim geldi. Çöp atmaya gitmişti. Dedim oğlum çıkmışken bir de mısır al. Kalabalık olursak mısır da patlatırız dedim. Öyle pastalı börekli Yeliz yok bu akşam arkadaşlar. Yorgunum. Biraz da böyle hasta oluyorum gibi. Kendimi de yormak istemedim açıkçası. Mısır çay idare edeceğiz artık. Kahve mahve. Bakalım kimler geliyor. Bir gelsinler de. Saatte 9'a geldi zaten. Misafirlerimiz geliyor. Ali Beyciğim kapılarda bekliyor, görüyorsunuz arkadaşını. Ya. Buyurun. Ona biz dememiz lazım. Gel buyur gel.
Bastırıyor bastırıyor, suç bastırıyor. Saati mi var Murat abi? Buyurun gelin ne zaman isterseniz. Ben böyle düşündüğümüz için geldim. Hoş geldin Murat abi. Hoş geldin, hoş geldin. Size şey getirdik, Mersin mandalinası. En sevdiğim. Kaç kere yedin daha önce? Hoş geldin Reyhan'cığım. Koltukları niye? Ama kırlentleri niye yapmadın? Kırlentlerin ya rengine karar veriyoruz daha. Anladım. Eskileri koyduk şimdi rahat oturalım ama diye. Şey, nasıl? Güzel ama şey olsun kırlentler. Sütlü kahve tonlarında olsun daha güzel görünüyor. Mobilyalara daha uyum sağlar. Hmm. Diyorsun. Sana çeyiz alırken öyle yapalım. Daha var o günlere. Vallahi seçeceğiz bakalım. Nasıl Reyhan'cığım? Çok güzel. Çok güzel de çok olsun. Şey, sağ ol. Ekmeğimiz düşmez, tüy toplayıcı düşmez gibi geliyorum. Vallahi Reyhan artık elinizde ıslak mendille oturacağınız bacım. Silip. Ama şey. Silmiş gibi. Ama şey silmesi temizliği kolay ya. O yüzden çok sıkıntı yaratacağını sanmıyorum. Yaratırsa da canımız sağ olsun. Hiç önemli değil. Ali Bey bir daha kaplatır. Ne olacak? Yani. Allah sağlık emin versin. Hayır. Bir, iki, üçüncü sene değiştiriyoruz. Zenginlik böyle bir şey işte. Yani, evet. Canı sağ olsun kocamın. Ne olacak ya? Bir bakmışsın yeşile dönmüşüz. Evet. Valla Reyhan gerçekten olmadı benim misafirdeki sütüdeki ama... koltukları yediye al sen. Ondan sonra baktım bunlar da olmuyor. Tutar onları kaplatırsın. Seninki de ama bu renk değil mi misafir odandaki? Bu renk ya kız. Kız beyaz açık ya. Kenarları beyaz derin. Ha. Ama şey ne yeşil mit yeşil mi diyorlar ne diyorlar? Ben beyaz at. Böyle hatırlıyorum seni. Beyaz derileri. Murat amcanın başı ağrıyormuş. Murat abi nasıl sence? Adamın işçiliği şeyini beğenmedin mi? Renge takılma yani. Renge takılma diyor. Renge takılacağım. Hayır baksana bak koltuğu baksana fabrika çıkışı gibi kapladı adam. Çok güzel döşemiş. Bak bak yani şu bercere bir bak. Şeyi gerçekten çok güzel döşemiş. Evet işçilik süper yani. Olarak yani ben beğendim döşemişini. Evet evet biz de beğendik. Bizim yaptırdıklarımız çok kötü. Koltuk almak zorunda kaldık ya döşemiş. Evet 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 Reyhan'cığım koltuk döşetti. Ben o yüzden döşetme taraftarı değilim. Ama bir bak. Diyeceğim. Ama bak biz memnun kaldık. Ama bir bak. Ama bir bak. Bir bak. Ayakları da çok güzel olmuş. Çok... Ha ayağını da değiştirdik işte. Sena hani renk uyumu olsun mobilyalarla diye şöyle. Yok yok çok biraz daha koyu. Salon gerçekten. Ferahladın diyorum ya. Temizleyeceğiz duracağız artık. Olmadı şey oturma yerlerine bir örtü atarsın yani. Reyhan büyük konuşmak istemiyorum ama en sevmediğim şeylerden biri örtü. Ben de sevmiyorum ama başa çıkamazsın öyle yaparsın ne yapacaksın? Başa çıkamazsam kaplatırım bir daha. Ha böyle bir şey işte arkadaşlar bak. Aman olduğundan mı sende? Öbürü de çok koyu duruyordu ama. Ama bak Reyhan. Bundan var ya kedinin tüyünü süpürmek çok daha kolay. Öbüründen. Herkes de böyle olsun inşallah. İnşallah en önemlisi o zaten. Ama bir yakaladım. Delil bak burada. Görmeyeceksin o kadar görmeyeceksin. Görmeyeceksin o kadar. Şöyle mısır patlattım arkadaşlarım. Birazcık çok değil. Patlamaya da devam ediyor. Bardaklarımızı da çıktı. Bardaklarımızı da ayarladım. Şöyle. Hemen çay faslına geçiyoruz. Güzel arkadaşlarım misafirlerimizi gönderdik. Çaydı, sohbetti, bilmem neydi derken saat bir hayli ilerledi. Zaten geç geldiler. 9 gibi falan geldiler. Hatta kapıdan girerken de esprileri duymuşsunuzdur. Bu saatte gelinir mi edilir mi? Murat abi giderken dedi Ali abi sen de gel. Ali Beyciğim böyle yorgun olduğu için hani görev yorgun olduğu için çok akşam eve geldiği zaman hadi şunlara bir kahve içmeye, hadi şunlara bir çay içmeye gidelim gibi tekliflerde pek bulunamıyor yorgunluktan dolayı. Vallahi dedim ben de Murat abi Ali gelse ben gelirim dedim. Ben hazırım zaten gezmeye biliyorsunuz. Yeter ki böyle sevdiğimiz insanların kapısını açalım. Yeter ki sevdiğimiz insanlar kapımızı açmak istesin. Her zaman başımızın üstünde yerleri var. Aynı şekilde bizim için de öyle. Allah eşimizi, dostumuzu, arkadaşlarımızı eksik etmesin. Bizi sevenleri eksik etmesin inşallah. Yani yine güzel, keyifli bir akşamdı ve gündü. Gördüğünüz gibi koltuklarımız geldi. Halımızı serdik. Salonumuz şöyle bir tazelendi. Ferahladı. Şimdi uyumadan önce bir üstünü süpürmek lazım. Böyle kedi tüyünü falan. Ama bir zaman sonra onu da es geçmeye başlarız artık arkadaşlar. Yani yapacak bir şey yok. İstediğimizden bir tık açık renk oldu.
Ama güzel de oldu. Ferahladı. Yani koyu renk olmasındansa açık renk her zaman çok daha güzel oluyor diye düşünüyorum. Allah'ım isteyen herkese nasip etsin. Rabbim eşyasını değiştirmek isteyen, yenilemek isteyen, işte ne bileyim kaplatmak isteyen, ne istiyorsanız Rabbim gönlünüzden kalbinizden geçen her güzel duanızı, her hayırlı duanızı kabul eylesin. 3 aylarımız da mübarek olsun. Rabbim seneye de kavuşmayı nasip eylesin inşallah. Bugün 3 ayların başlangıcı. Recep, Şaban, Ramazan. Rabbim hakkıyla, layığıyla 3 aylarımızı geçirmeyi nasip eylesin inşallah güzel arkadaşlarım. Rabbim kim oruç tutuyorsa kabul eylesin inşallah. Bizlere de nasip eylesin. Rabbim bütün ibadetlerimizi kabul eylesin. Öpüyorum, sevgiler, selamlar gönderiyorum. İnşallah seneye de kavuşuruz. Sağlıkla, sıhhatle, eksilmeden, günden güne büyüyerek inşallah hayırlı bir şekilde. Günden güne de büyüyerek inşallah devam ederiz bu yolda. Ben buradayım, sizler de buradasınız. O zaman durmak yok, yola devam arkadaşlarım. Hiç sayıya da takılmıyorum. Sayı hiç önemli değil. İnsan istiyor tabii ki ama biz istikrarlı bir şekilde yolumuzda yürümeye devam ettikçe, biz vazgeçmedikçe illaki bizi seven insanlar da çıkacaktır, denk gelecektir. İşte nasibimiz neymiş bakalım, zaman içinde göreceğiz. Çok da böyle acele etmiyorum. Olur Allah'ın izniyle, her şey olur. Öpüyorum, sevgiler, selamlar gönderiyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşene kadar Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.